Merhaba, İstanbul'dan karşınızdayız. Milletvekili adayları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bugün bir açıklama geldi ve Türkiye İşçi Partisi kurucu meclis üyesi Erkan Baş da HDP'den aday olduğunu duyurdu Twitter hesabı üzerinden ve biz de hemen sıcağı sıcağına geldik. Öncelikle yayına hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sanırım herkesin şu anda sorduğu soru kısa, öz ve net. Şu şekilde soracağım, neden HDP? Ya aslında bu soruyu soranların büyük bir kısmı da neden HDP sorusuna cevap veriyor. En başta AKP iktidarının geriletilmesi gerekiyor, yıkılması gerekiyor. Bu sarayla simgelenen halklara, emekçilere, yoksullara düşman iktidarı yıkmamız lazım. Bunun için ortaya çıkan bütün olanakları değerlendirmeye çalıştık bugüne kadar. 24 Haziran'da yapılacak baskın seçimlerde de bu olasılığın hayata geçebilmesi için HDP'nin güçlü bir çıkış yapması gerekiyordu. Kısa bir değerlendirmeden sonra Türkiye İşçi Partisi olarak biz bu seçimlerde HDP'nin barajı geçmesinin temel problem olduğunu söyledik. En önemli nedenlerinden bir tanesi bu. İkincisi, bütün düzen güçleri dikkat ederseniz, sadece AKP ve saray rejimi değil, bütün düzen güçleri Kürt emekçilerine, Kürt yoksullarına sırtını dönmüş durumda. Oysa biz şuna inanıyoruz. Türkiye eşit, özgür, aydınlık günlere gidecekse bu ancak ve ancak Türklerin ve Kürtlerin birlikte mücadelesiyle gerçekleşecek. Yoksulların, emekçi halkların din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yan yana gelmesi gerekiyor. Şimdi böylesi bir ihtiyaç ortada dururken HDP'ye sırt çevrilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bunu da devrimci bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üçüncüsü, açık söylemek gerekirse geride kalan 3-4 yıllık dönemde, yani AKP'nin son iktidar dönemi diyebileceğimiz dönemde HDP, Selahattin Demirtaş'ın bu seni başkan yaptırmayacağız çıkışıyla başlayan sürecin simgesi haline geldi ve doğal olarak iktidarın hedefi haline geldi. Binlerce HDP'li tutuklandı, milletvekilleri tutuklandı, seçilmişler tutuklandı. Böylesi bir dönemde de HDP'yle dayanışma göstermek de yine Türkiye'de devrimciler, sosyalistler açısından bir sorumluluk diye düşündük. Tüm bunlar yan yana geldiğinde bu seçimlerde doğal olarak HDP'nin desteklenmesi, HDP'ye oy verilmesi gerekiyordu. Biz de bu tercihte bulunduk. Aslında anlattığınız sayılır ama ben soruyu biraz daha net sormak istiyorum. Sizler aday gösterilmeseydiniz dahi HDP'ye yine destek açıklamasında bulunur muydunuz? Tabii. Zaten Türkiye İşçi Partisi adaylık sürecinin öncesinde, sanıyorum bir hafta 10 gün önce, yani seçim tablosu netleştiği anda, işte adaylar resmileştiği anda, Cumhurbaşkanı adayları, seçime gidebilecek partiler kesinleştiği anda kendi içinde bir değerlendirme sürecinde bulunarak HDP'ye oy vereceğini zaten ilan etmişti. Dolayısıyla bununla adaylık arasında doğrusal bir ilişki yok. Ama şöyle bir ilişki var tabii. Sonuçta HDP'ye oy vermemizin, HDP'nin desteklenmesi gerektiğini söylememizi neden olan gerekçeler HDP tarafından aynı zamanda bizim için bir adaylık gerekçesi olarak da sunuldu. Arkadaşlar bu desteğin aynı zamanda adaylığa dönüştürülmesi gerektiğini istedi. Bunun üzerine adaylık gündeme geldi. Hani politik nedenler açısından baktığımızda bir ortaklık var ama doğrusal bir ilişki yok ikisi arasında. Yani aday olmasak da HDP'ye, bu seçimlerde HDP'ye oy verecektik. Zaten açıklamıştık. Peki, ben not almıştım yanlış bir şey söylemek için okuyacağım bunu. 1 Kasım seçimlerindeki HTKP'nin açıklaması, HDP destek mesajı daha doğrusu. HDP'nin siyasal, ideolojik veya pragmatik hattını bir bütün olarak sahiplenmek anlamına gelmiyor diyor destek mesajında. Bugün baktığımız zaman ne değişti? Bugün de benzer şeyi söyleyebilirim. Yani biz sonuçta HDP ile diyelim ki bir ittifak ilişkisi içerisine girdiysek ya da HDP'yi destekliyorsak, bu HDP'nin tüm programını, siyasal ideolojik hattını birebir benimsemeye gerektirmiyor. Zaten HDP'nin aday profillerine baktığınızda partinin tercihinin de bu doğrultuda olduğunu görüyoruz. Daha genel olarak söylemek gerekirse HDP bugün aslında bu faşist kurumsallaşmaya dönük, Türkiye'nin faşizme doğru sürüklenişine karşı mümkün olan en geniş güçlerin birliğini oluşturmaya çalışıyor ve bu açıdan bu birliğin simgelendiği yerlerden bir tanesi. Zaten kamuoyuna yansıyan bugüne kadarki adaylıklara baktığımızda belki bugüne kadar HDP'li kimliğiyle bilinmeyen pek çok adayın da HDP listelerinden aday olmak üzere başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Sonuçta esas mesele şu, yani Türkiye'de bir saray iktidarı var, bir faşizme doğru sürükleniş var, faşizmin kurumsallaşma çabaları olduğunu görüyoruz. Buna karşı Türkiye'de halkların, emekçilerin, yoksulların, gençlerin, 15-16 yıldır bu iktidara karşı kavga eden milyonların en güçlü yan yana gelişini örgütlemek gerekiyordu. Bu seçim platformunda HDP esas olarak bunu temsil ediyor. Yani bu dinamik kuvvetlerin, bu ilerici kuvvetlerin, bu diyelim ki AKP gericiliğine karşı direnen laiklerin, diyelim ki Türkiye'de
eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülke hayali kuran milyonların aslında HDP etrafında yan yana geldiğini görüyoruz. Bizimki de esas olarak böyle anlamlandırılması gerekiyor. Kuşkusuz Türkiye'de çok sayıda sol, sosyalist, ilerici örgüt var. Ya da daha genel olarak AKP farklı eksenlerde muhalefet eden güçler var. Bunların hepsinin aynı şeyi düşünmesi, aynı programın çatısı altında bir araya gelmesi gerekmiyor bize göre bugün. Esas olan şey halkların üzerinde bir kara bulut gibi çöken bu iktidardan bir an önce Türkiye'nin kurtulması gerekiyor. Bunun için biraz düzen dışı, devrimci, kararlı bir mücadele hattının kuvvetlendirilmesi, büyütülmesi gerekiyor. Bunun için AKP'nin aslında dışladığı milyonların bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda AKP 15-16 yıllık iktidarı boyunca bir kutuplaştırma siyasetiyle toplumun bir kesimini aslında neredeyse hani ellerinden gelse yurttaşlıktan atacakları, insan yerine koymayacakları, sadece bu iktidara biat edip etmeme üzerine kurdukları bir denklem var. Bugün bu seçimler özelinde HDP bu denklemi kırabilecek, kırmaya en yakın özne gibi gözüküyor. Zaten hepimiz farkındayız. Yani Türkiye 24 Haziran'da nasıl bir ülkeye uyanacak sorusunun cevabı şu: eğer HDP barajı geçerse Adalet ve Kalkınma Partisi meclis çoğunluğu sağlayamayacak ve başka bir Türkiye'ye giden yol kuvvetlenecek. Eğer HDP iktidarın baskısıyla, şiddetiyle, zoruyla, korkusuyla baraj altına itilebilirse de AKP iktidarı yeniden Türkiye'de egemenlik kuracak. Şimdi böylesi bir taraflaşmada, böylesi bir saflaşmada taraf olmamak bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden son derece net bir biçimde bugüne kadar HDP'li olmayan pek çok arkadaşımız bu seçimlerde HDP'yi destekliyor, HDP'den aday oluyor, HDP'nin kavgasının bir parçası haline geliyor. Bugün sosyal medyada bir mesaj vardı, tebessüm ettim okuduğumda. Ahmet Şık, Barış Atay, Veli Saçılık ve sizin adınızı yazdıktan sonra HDP Barça gibi olmuş diye bir yorum vardı. Onu hatırlatmak istedim. Peki baktığımız zaman aslında... Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Bence mesela bu da bir önemli. Hani insanlar dışarıdan baktıklarında neden HDP'yi tercih ettiğimizi soruyor. Bir nedeni de HDP'nin bunu tercih etmiş olması. Bunu da görmek lazım. Evet. Şimdi hani ben kendimi dışarıda tutarak söyleyeyim ama Ahmet, Veli, Barış, Türkiye'de AKP iktidarına karşı direnen kuvvetlerin simge isimleri bu arkadaşlarımız. Yani yaptıklarıyla, direnişleriyle, teslim olmamalarıyla, boyun eğmemeleriyle, her an, her durumda emekçilerin, halkın haklarını savunan bir duruşlarıyla. Hatta maalesef çoğu zaman belki de Türkiye'de yaprak kıpırdamıyorken, kimse bu iktidara baş kaldırmıyorken bir adım öne çıkmaktan da tereddüt etmiyor arkadaşlarımız. Şimdi HDP'nin bu isimleri aday göstermeyi düşünüyor olması da neden HDP sorusunun cevaplarından bir tanesi bence. Peki CHP gelseydi? CHP yani açık bir tercihte bulundu. Şimdi olmayan bir şey üzerinde konuşmanın bir anlamı yok. CHP kendi sağıyla ittifak yapmayı tercih etti. Yani mesela başta sanıyorum bir 15-20 gün önce ben mesela bir yazı yazmıştım bu konuyla ilgili. Sıfır Baraj İttifakı'nın örneğin bir siyasal ideolojik tercihe dayanmadığını, teknik bir ittifak olarak anlamlı olabileceğini düşünüyordum. Hani AKP'nin oyununu bozacak bir hamle olarak bunu değerlendirebiliriz diyorduk ama şimdi geldiğimiz yerde Millet İttifakı adıyla oluşan blok açıkça CHP şunu söyledi: ben kendi sağımla bir ittifak oluşturmayı tercih ediyorum demiş oldu. Peki sizler saydığım isimler parlamentoya biraz özellikle siz hani uzak durdunuz ya da çözümün parlamentoda olduğuna çok fazla inanmayan insanlardınız. Parlamento çözümü ne yapacaksınız, ne değişecek? Gravat, takım elbise falan nasıl olacak? Bir an korktum. Hani eskiden böyleydiniz, artık fikriniz değişti mi diye ya da değişti diye düşünüyorsunuz diye korktum. Yok, parlamentoya bundan önce ne kadar önem atfediyorsak bundan sonra da ancak o kadar önem atfederiz. Bizim açımızdan parlamento sokakta yürüttüğümüz kavganın, mücadelenin bir zemini, onun kuvvetlendirileceği bir alan olursa işlevlidir. Böyle olabileceğini, böyle kılınabileceğini söylüyoruz ve hani bu konuda kendimize güvendiğimizi açıkça söyleyeyim. Yani bugüne kadar büyük ölçüde işte sokaktaki yoksulların, emekçilerin sesinin daha az yansıdığı bir zemindi parlamento. Biz becerebilirsek esas olarak buna talibiz. Yani bugüne kadar sesi duyulmayanların, sesi parlamentoya taşınmayanların sesini taşımaya çalışacağız. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani Ankara'da bir parlamento var ve Türkiye'deki diğer toplumsal muhalefetle arasında bir bağ yoksa hiçbir işe yaramaz. Bizim açımızdan çok basit bir denklem var. Türkiye'de mevcut siyasi partiler rejimi esas olarak emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin, gençlerin, kadınların sesinin yansımaması üzerine kurulmuştur. Yani bu baraj da bunun yansımasıdır.
antidemokratik siyasi partiler kanunu da bunun bir yansımasıdır. İşte seçime partilerin bir kısmının sokulmuyor oluşu da bunun bir yansımasıdır. Türkiye'de şöyle bir düzen var. Bu düzen değişmedi. Düzen şu, parası olan, zenginlere hizmet etmek isteyen hızlı bir biçimde kendisine parlamentoda yer bulabiliyor. Ama örneğin Türkiye'de milyonlarca emekçinin, temsilcilerin parlamentoda kendilerine yer bulamadıklarını ya da orantılı olarak baktığımızda çok 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 az yer bulabildiklerini söyleyebiliyoruz. Biz becerebilirsek bu süreçte esas olarak bunun temsilcisi olacağız. Parlamentonun tek başına Türkiye'nin kurtuluşuna giden yolu açabileceğine inanmıyoruz ama sokakta büyüyen kavganın, sokakta sürdürdüğümüz mücadelenin parlamentoda da temsil edilmesinin önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hani sokak ile parlamento arasındaki köprüyü kurmak, parlamentodaki tartışmaları belki bugüne kadar hiç gündemini almayan milyonlarca emekçinin gündemine sokmak ve o enerjiyi, o kuvveti, o iradeyi parlamentoda temsil etmek. Bunu yapabilirsek başarı. Yoksa 1, 3, 5 kişinin parlamentoya gidip hani bir Voltron oluşturup Süpermenler gibi meseleyi kurtarması çok mümkün değil. Ama şunu başarabileceğimize inanıyoruz. Yani biz şöyle bir pratikten geliyoruz. Sokakta kavga eden, o kavganın militanı da olan insanlarız. HDP'nin tüm listesinin aşağı yukarı böyle bir bütünlük barındırabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bugüne kadar alıştığımız anlamdaki parlamenter mücadeleye de başka bir renk, başka bir boyut katacaktır. Hedefimiz bu. Bunu yapmaya çalışacağız. Bunun için ama hala aynı konuda ısrarcıyız. Siyaset parlamentoya sıkışmamalı, sandığa sıkışmamalı. Milyonlarca genç var, milyonlarca emekçi var. Hani Gezi'de birlikte barikatlarda durduğumuz arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edebilirsek, onların sözü, onların sesi, onların temsilcisi olabilirsek parlamentoda bir işlev kazanabilir. Şu anlamda da önemli. 50 yıl sonra tip parlamentoda mı olacak? Tabii bu o hoş bir tesadüf oldu. Yani Türkiye İşçi Partisi kuruluş süreci henüz yeni başlamıştı. Biraz baskın seçim o konuda bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ama tabii 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin parlamento pratiği Türkiye parlamenter tarihi açısından çok önemli bir pratik. Yani ilk defa elin asırlıların sesinin duyulduğu, ilk defa halkın sözünün parlamento kürsüsünde ifade edildiği bir süreçti. Bu açıdan hani başarabilirsek bu hoş tesadüfü hakkını vermek de ek bir görev, ek bir sorumluluk olarak omuzlarımıza duracak. Peki HDP'nin Cumhurbaşkanı adayına gelelim. Selahattin Demirtaş bildiğimiz üzere cezaevinde ve oradan çalışmalarını, seçim çalışmalarını yürütmeye çalışıyor. Çok trajik aslında bunu söylemek. Sizin Demirtaş'la görüşme, avukatlar aracılığıyla tabii görüşmeniz söz konusu oldu mu? Haberleşebildiniz mi? Birincisi bu, ikincisi de bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz yani? Cumhurbaşkanı adayınızın cezaevinde oluşu. Şimdi Türkiye'deki AKP rejiminin en çıplak fotoğraflarından bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın ve pek çok HDP milletvekilinin cezaevinde olması. Bu arkadaşlarımızın tümü esas olarak siyasi nedenlerle, söylemleri, eylemlerin nedeniyle cezaevindeler. Ve buradaki temel problem şu, yani mevcut iktidara karşı halkın onlara verdiği görevi en iyi biçimde yerine getiren arkadaşlarımız şu anda cezaevinde. Dolayısıyla hani bir kere bu saçmalığın bir an önce derhal son bulması, hem Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasa bile tutuklu olması saçmayken, Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra özellikle siyasi faaliyetini yürütebilmek için derhal serbest bırakılması gerekiyor. Hani bu seçimin en küçük bir demokratik kırıntı barındırması için bence zorunlu nedenlerden bir tanesi bu. Bir açıdan tabii kendisini takdir ettiğimizi de söylememiz lazım. Yani o kısıtlı koşullarda dünya tarihinde en ilginç olduğu kadar en verimli kampanyalardan bir tanesini yürütüyor ama yine de dışarıda olmasını tabii ki istiyoruz, bekliyoruz, talep ediyoruz. Bir bütün olarak da şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani Türkiye'de mevcut iktidar, iktidarını sürdürebilmek için hep aynı şeyi yaptı. Toplumun farklı kesimlerini karşısına alırken hep yalnızlaştırmaya çalıştı. Yani hatırlayın mesela bir dönem bu Ergenekon tutuklamaları sırasında diyelim ki Kemalist olarak bilinen pek çok insan cezaevine atılıyordu ve onlar darbeci, onlar katil, onlar suçlu gibi bir algı yaratılıyordu. Sonuçta hepsinin kumpas davası olduğu ortaya çıktı ve bugün hepsi cezaevinden çıktılar. Çeşitli aşamalarında bunu mesela bugün belli ki şunu yapıyor. Kürt düşmanlığı üzerinden kendi iktidarını ayakta tutmaya çalışıyor. Toplumun geniş kesimlerine ama onlar Kürt
ama onlar bölücü gibi bir propaganda geliştirerek esas olarak kendi iktidarını korumaya çalışıyor. Ve önümüzdeki günlerde de ben bunun giderek artacağını görüyorum, buradan uyarmak istiyorum. Bu iktidar bir şeyin farkında. Türkiye'nin ilerici insanları, yoksulları, yurtseverleri, devrimcileri, solcuları, sosyalistleri, bütün halkımız şunu görmek durumunda. Bu iktidar önümüzdeki dönemde parlamento çoğunluğu sağlamak için tek bir hedefe kilitlenecek. HDP'yi baraj altında bırakmak. Demek ki bizim tam tersini yapmamız lazım. Bu iktidara son verebilmek için, bu iktidarı alaşağı edebilmek için önümüzdeki en temel görev HDP'yi bu baraja aşırtmak. HDP bu barajı aştığı anda bu iktidarın çöküşü hızlanacak. Zaten çöküyorlar. Yani bu baskın seçime ihtiyaç duymalarına neden olan şey Türkiye'yi yönetemiyor oluşları. Ama bunun emekçilerin, halkın mücadelesiyle, onların gücüyle ve bu gücü temsil eden HDP'nin parlamentoda çoğunluk sağlamasıyla gerçekleşmesi başka bir Türkiye'nin, bizim hayalini kurduğumuz Türkiye'nin kuruluşuna doğru giden süreci hızlandıracaktır. Biz ta hani Gezi günlerinden, tekel direnişinden, ODTÜ direnişinden gelen büyük bir kavgayı şu anda bir adım daha ileriye sıçratmaya ve bu iktidardan Türkiye'yi ancak halkın mücadelesinin kurtarabileceğini en güçlü biçimde seslendirmeyi hedefliyoruz. Sanıyorum bu da karşılığını bulacak ve HDP 24 Haziran günü en büyük kuvvetle parlamentoda temsil edilecek ve AKP iktidarının o son günlerini daha hızlı yaşamasını sağlayacağız. HDP'nin bir baraj sorunu var mı sizce? Yani normal şartlar altında HDP'nin baraj sorunu yok. Bunu çok açık ifade edeyim. Ama daha önceki deneyimlerden biliyoruz ki sandık yolsuzlukları, oy hırsızlıkları, baskı, şiddet, terör, yani iktidar bunların hepsini bir araç olarak kullanıyor. Özellikle Kürt illerinde bunun çok yoğun biçimde yaşanacağını tahmin edebiliyoruz daha önceki deneyimlerden. Tam da bu yüzden Türkiye'nin batısında, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Tekirdağ'da, Edirne'de, Antalya'da, Ankara'da, Sinop'ta, buralarda HDP'ye daha fazla oy çıkmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, bu haksızlıklara karşı Kürt halkıyla dayanışmayı göstermemiz gerekiyor. İki, Kürt illerindeki devlet baskısının, hırsızlıklarının, sandık oyunlarının bozulabilmesi için İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin batısında sandıklardan HDP'nin patlayarak çıkması gerekiyor. Bizim aday olmamızın nedenlerinden bir tanesi de budur. Buralarda daha güçlü bir oy oranına HDP'nin ulaşması gerekiyor. Çalamayacakları kadar, HDP'yi baraj altı bırakamayacakları kadar çok oya ihtiyacımız var. Peki son olarak Barış Atay sizi yalnız bırakmayacağını söyledi parlamentoda ve o da aday olduğunu açıkladı. Ne hissettiniz? Barış'la birlikte adaysınız. Neler söylemek istersiniz? Ya tabii şimdi tüm arkadaşlarımız değerli. Adaylığını açıklayan arkadaşlarımızın hepsi değerli. Ama tabii Barış'ın bizim açımızdan yeri başka. Sağ olsun bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı zaten. Dolayısıyla özel bir anlamım var benim açımdan. Gurur duydum Barış gibi bir yoldaşım olduğu için. Ama aynı şey Veli için de geçerli. Aynı şey Ahmet için de geçerli. Aynı şey Pervin Buldan için de geçerli. Aynı şey HDP içerisindeki diğer sosyalist arkadaşlarımız ve tüm HDP adayları için de geçerli. Hep birlikte büyük bir kavganın sözcüsü olmaya, o kavgayı daha da büyütmeye talibiz. Vallahi eğer başarabilirsek, ki başarabileceğimize inanıyorum, Türkiye tarihinin görmediği kadar renkli bir parlamento, hatta dünya tarihinde pek örneği olmayan bir parlamento yaratabileceğimize inanıyorum. Biz sadece şunu söylüyoruz, Türkiye'nin yoksul halkları, güzel günlere gelen insanların hepsi bu süreçte yanımızda olsunlar. Hep birlikte yürüyelim, o barajları hep birlikte yıkalım, gerisini AKP düşünsün. Son olarak dedim ama şunu da soracağım, takım elbise ve kravat giymeye hazır mısınız? Ya iç düzlüğü incelemedik, daha öyle bir gündemimiz de yoktu ama şimdi siz de röportajdan sonra hukukçu arkadaşlara sorarız. Mümkünse başka türlü girmenin yolunu ararız. Daha önce çeşitli zamanlarda yapmak istediklerimizle yapabileceklerimiz arasında açı oluştuğunda yapmak istediklerimizin yolunu bir biçimde bulduk. Herhalde kısa sürede onu da halleder çözeriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Türkiye İşçi Partisi kurucu meclis üyesi Erkan Baş'la birlikteydik. HDP'den aday olduğunu açıklamıştı. Neden HDP dedik, uzun uzun anlattı bizlere. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.